Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sizler için trigonometri konusuna başlıyoruz. 11. sınıfın en zorlu konusudur diyebiliriz. Müfredat da oldukça sadeleştirildi, merak etmeyin. İlk videomuzda yönlü açı kavramını, açı ölçü birimlerini ve esas ölçünün ne olduğunu göreceğiz. Öncelikle yönlü açıdan başlıyoruz. Kenarlarından biri başlangıç, diğeri de bitiş kenarı kabul edilen açıdır. Yani açı kavramının zaten ne olduğunu biliyorsunuz. Bu açıyı nasıl yönlü olarak düşünmeliyiz? Yani bu iki tane ışın olarak düşünelim. Bu aradaki açı bu şekilde mi oluşturulacak? Bu şekilde mi oluşturulacak? Buna karar vereceğiz. Çünkü yön bir nevi vektörel demeyelim de tam olarak önemli bir kavramdır diyelim. Eğer x eksenini başlangıç kenarı olarak alacak olursak, diğer kenar bitiş ekranı oluyor. Dolayısıyla burada baktığımızda artı yön ne oldu? Kenara ekran dediniz hocam. Ekran mı dedim? Bitiş ekranı dediniz. Bitiş ekranı oluyor, bitiş kenarı oluyor. Dolayısıyla burada yönlü açı bu yönde verilmiş durumda. Buna dikkat edeceğiz. Saat yönünün tersi açılarda pozitif yöndür. Genellikle tam tersi düşünülür öğrencilerde. İki olumlu yan yana gelmeliymiş gibi. Hayır. Ancak burada başlangıç kenarı burası, bitiş kenarı burası. Verilen açı şu yönde gelecek olursa saat yönüyle aynı yön olmuş oluyor. Bu da açı için negatif yöndür. Nerelerde kullanacağız birazdan göreceksiniz. Şimdi açı ölçü birimlerine başlıyoruz. Derece en sık kullandığımız açı ölçü birimi. Bir dairenin merkezi 360 dilime ayrıştırılırsa bu dilimlerden her birisindeki şu açı 1 derecelik açı olmalı. Yani 360. Neden 360? Neden 400 değil, 500 değil? 360'ın bölenleri çok rahattır. Sayması 2'ye bölünüyor, 3'e bölünüyor, 4'e bölünüyor, 5'e bölünüyor, 6'ya evet. bölünüyor. Bu noktada bölünebilen sayısı en rahat bulunan açılardan birisi olduğu için eskiden bilim insanları 360'a bölmüşler. Biz de onu kullanıyoruz. Ancak sadece dereceyi kullanmıyoruz. Biliyorsunuz ki radyan da sıklıkla kullandığımız bir açı ölçü birimi. Hı hı. 360 derece 2 pi radyana eşittir diyerek işlem yapıyoruz. Dolayısıyla 180 derece kaç radyan olacak? Pi olacak. Pi olacak. Pi radyan. Derece ve radyan arasında geçişleri sağlamak için de derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi diyerek açı değerlerini hesaplayabiliyoruz. Hı hı. Mesela radyanı mı vermiş? Yerine yaz derece cinsinden bul. Hı hı. Dereceyi vermiş. Yerine yaz radyan cinsinden bul. Yapacağız zaten. Yapacağız ama bunu da kullanmak zorunda bile değilsiniz. Basit mantıklarla bunu yapabilirsiniz ama önemli bir husus. Milli Eğitim kitabı da buna değiniyor. Şurası bir radyandır evet. artık. Eğer bir çemberde, dairede diyelim yarı çap ve buna eşit uzunlukta bir daire dilimi ayırırsanız, çember dilimi ayırırsanız burada gördüğünüz açı 1 radyan olacaktır. Çok fazla karşımıza çıkmayacak. Şimdi derece dedik, radyanı çok fazla kullanmayacağız dedik ama bu derecenin alt birimlerine inmemiz gerekecek. Radyanla derece arasındaki geçişlere başlamadan önce bu mantığı açıklayalım. 1 derece kaç dakikadır? 60 dakikadır. Peki 1 dakika kaç saniye? 60 saniye. O zaman 1 derecede 60 çarpı 60 yani 3600 saniye oluyor. Bir nevi dereceyi saat gibi düşünebilirsiniz burada. Açı ölçüsü verilirken de derece, dakika, saniye hepsi söylenir. Mesela 17 derece, 41 dakika, 53 saniye gibi terimler kullanıyoruz. Orada bir şey yazmıştım ben, o muhtemelen gözden kaçırılmış. Arada artılı olmadan da gösterilebilir. Yani tabii sizin burada yazdığınız gibi hani x dereceyi... Yok, dereceyi dakika ile topla, onu da saniye ile toplarsan bu zaten ortaya çıkacaktır. Sorun yok. Mesela ölçüsü 10 derece 24 dakika 45 saniye olan bir açıyı saniye cinsinden yazınız. Sen zaten saniyesin. Evet. Sen 24 dakika mı diyor? Hı hı. Her dakika kaç saniyeydi? 60 saniyede. O zaman bunu 24 çarpı 60 saniye diyeceğiz. 10 derece mi diyor? Hı hı. Basamaklandırma gibi değil mi? 10 çarpı her derece kaç saniyeydi? 3600 saniyede. 3600 saniye. Hesaplarsak 36.000 saniye. Evet. 144 0 saniye. 36.000 ne biçim ses çıkartıyor? 1440 bazen o ses artı 45. Ama bu çocuklar da takılacak şey arıyor. 8, 4, 7, 3. 37.485 saniyedir. Bunlar niye dakika yazmışım ben? Hiç de uyanmıyorsun Koray. Ben de fark ettim. Peki. Peki
3400 saniyelik açı ölçüsünü derece dakika saniye cinsinin 34.000'di sanırım bu. Evet. Açı ölçüsünü derece dakika ve saniye cinsinden bulunuz. Şimdi ilk önce 34.000'i kaça böleceksiniz? Yani iki farklı yöntemle yapabilirsiniz bunu. Birincisi 60'a bölüyorum ve bunun içinde kaç dakika var? Tamam. Onu buluyorum. 5 sefer vardır. 300. 4, 0, buraya bir 0. 40'da 60 kaç sefer vardır? 6 sefer vardır. 360. 4, 0. Bir 0'dan mı geldi? Evet. Kaç sefer vardır gene? 6 sefer vardır. Hı-hı. 360. Burada bitiyor değil mi Koray? Hı-hı. Çık 40. Bu saniyedir. Bu kadar. Bu kadar dakika mı geçmiş? Evet. Her 60 dakikada 1 saat olduğuna göre, 1 derece olduğuna göre bir daha 60'a bölüyoruz. 60'a bölersek eğer kaç sefer var? 9 kere var. 54, 540 mı oluyor? Hı-hı. 26. Bu dakikadır. Dakika. Bu da derecedir. O zaman 9 derece 26 dakika. 26 dakika 40 saniye. Aradığımız sonuç bu. Diğer bir ihtimal direkt olarak bunu 3600'e bölüp içinde kaç tane derece olduğunu bulurduk. Sonra kalan kısmını da 60'a bölüp kaç tane dakika olduğunu bulduk. Bunu özellikle söylüyorum. Bazı öğretmenler öyle yapabiliyorlar. Biraz uzun bir yöntem. Çok fazla tasvip ettiğimiz bir yöntem değil. Normal ayrı ayrı da aslında bölebilirdik içerisinde. Mesela? Var diye de gene gerçi ayıklamak zorunda kalırdık onu. Doğru. Söyle hele. Söyle nasıl yapacağım. Tamam vazgeçtim. Gel hele söyle hele. Vazgeçtim. Yani bu yöntem en pratik yöntem olacaktır sizin için. Peki derece dakika saniye ile işlem yaparken toplama, çıkarma hatta icabında bölme. Birini birine bölmezsiniz. Bunlar skaler değerler değil çünkü. Biraz farklı birimleri var. Ama iki açıyı toplayabilirsiniz. Toplayalım hadi. 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 12 saniye. 23. Ya şey var güldür güldür de bir bayan vardı da. Hanım vardı özür diliyorum. Bir kadın vardı. Şey derdi. Hadi hadi hele hele. Öyle konuşan birisi. Adını da hatırlamıyorum şu anda. Çok komiğime giderdi. Çok izlemiyorum hocam. Vay. Hocam ben genellikle Netflix'te yabancı diziler. Şimdi bu ikisini toplayacak olursak şayet. İyi reklam almışız gibi oldu. 12.53 kaç olur? 65 olur. 65 şimdilik böyle kalsın saniye cinsinden. Tamam. Ya da şöyle yapalım. 65'ten 60 saniyeyi yan tarafa dakika olarak gönderelim. Tamam, doğru mu? Doğru. Ama 5 saniye burada kaldı. Şimdi 36, 30 daha 66, bir daha 30, 67 dakika. 67 dakikanın 60 dakikasını yan tarafa gönderdim. 1 derece olarak gitti ama burada 7 dakika kaldı. 23, 64, 65 derece oldu. Derece kısmında artık yazabiliyorsunuz. 65 derece 0,7 dakika 0,5 saniye sorun var mı? Hayır. Her 60 ile karşılaştıkça yan taraf elde. Hadi çıkarmasına da bakalım. Bakalım hele hele bakalım. 41, 30. Şimdi çocuklar yazarlar altına şu mu hocam diye de. 23 derece 36. Hayır güzel. Çok güzel yapıyor kadın orasını. Çok beğeniyorum ben. Evet şimdi 41 derece 30 dakika 12 saniyeden. 23 derece 36 dakika 53 saniye çıkartacağız ama burada bir cinslik var. Nedir o? Çünkü 12 saniyeden 53 saniyeyi nasıl çıkartacağız? Çıkartamıyoruz. Hani yan tarafa gidip bir elde avırdık ya. 10'luk avırdık. Buradaki adam bonkör. 60'lık veriyor. Neden? Sen buradan 1 dakika çıkartıp bunu 29 dakikaya düşürdüğünde. 20 derece yaptım. Dakikaya düşürdüğünde buraya 1 dakika yani 60 saniye geliyor ve burası 72 saniye oluyor. Hı hı. 72 saniyeden 53 saniyeyi çıkar 19 saniye. 29 dakikadan 36 dakika çıkmaz. Yine aynı mantık. Dereceden bir tane alıyorsun. Yan tarafa 60 dakika olarak geliyor. Hı hı. 89 dakika. 36 dakikayı çıkartırsan 53 dakika ve burada 40'tan 23'ü çıkar 17 derece. Var mı sorun? Hayır. Peki açıyı 3'e bölmek. Her birisini 3'e bölebilirsiniz ama en sondan başlayacaksınız. Mesela 12 saniye 3'e bölünürse 0,4 saniye. Hmm. 30 dakika. Hocam bölünmeseydi ne yapacaktık? Mesela bölünmeseydi yan taraftan bir tane alarak işlem yapabilirdik ama burada bölünecek bir sayı vermişler. Kaldı ki kalanlığı da çıkabilirdi işlem. Kalanlığı olacak şekilde verebilirdi. O zaman ne yaparsınız? Hepsini saniyeye çevirir. Öyle böler. Kalanı hesaptan çıkartır. Ondan sonra işlem yaparsınız. Uzun sürer. 30 dakika bölelim. 10 olacak. 10 dakika. Şimdi bir şey göstereceğim. 41
Bölünüyor mu? Hayır. O zaman ne yapalım? Bu 39 derece olsaydı bölünürdü. Bölünürdü. Bu 2 dakika dereceyi yan tarafa 120 olarak mı gönderelim? Hı-hı. Dakika. 2 dakika 2 derece gitti 120. O zaman burası 150 mi oldu? 150'yi 3'e bölelim, bu 50'ye mi dönüştü? Olsun. O zaman 39'u 3'e bölersek 13 derece. Var mı aklında başka bir yöntem? Çok süper olduğu için dokunamıyorsun. Bunu 2 ile çarpacak olursak. 53'ü 2 ile çarparız. 106. Şöyle yazalım. Saniye. 36'yı 2 ile çarparız. 72 dakika. 46 derece. Bakın 106 saniye diye bir şey olmaz. Yan tarafa bir 60'lık gönderin. 46 saniye. Yan tarafa 60'lık gönderdiğinizde. Yok, 60 dediğimiz 1 geldi. 1 geldi buraya, özür diliyorum. Yan tarafa 60'lık gönderdiğimizde 1 olarak gönderdik. 73. Hatta artı 1 diye yazalım. 73 dakika. 60'lık çıkar. 13 dakika. Hı hı. 60 dakikayı yan tarafa gönderdiğimizde 1 derece olarak geliyor. 47 derece. Var mı anlaşılmaz? Hayır. Evet. Şimdi radyan. Hani en başta açı ölçü dereceyle ilgili epey işlem yaptık ama en başta biz size ne söylemiştik arkadaşlar? Radyan derece cinsinden dönüşümler vardı. Hatta derece bölü 180 eşittir radyanı bölü pi demiştik. Doğru mu Koray? Evet. 135. 135 dereceyi hadi radyana çevirelim. 135 bölü 180 eşittir radyan bölü pi. Özür diliyorum. Derece gördüğünüz yere 135 yazacaksınız. Yapmanız gereken bu. Hı hı. Farkındasınız ya da değilsiniz. 45'e bölünür 3. 45'e bölünür 4. Pi'yi karşıya atın. Radyan eşittir. 3 pi bölü 4. Bu kadar. Devam edelim. Eksi 60. Bu sefer eksi 60 bölü 180 radyan bölü pi. Doğru mu? Hı hı. 1, 3. Pi'yi karşıya gönderin. Eksi pi bölü 3. 320. 320 bölü 360 eşittir. Yok, 180. 180 olduğu da oluyor. Her seferinde formülü yazmamıza gerek var mı hocam? Yo, oran orantıyla da yapabilirsiniz. Doğru, direkt 180'e bölelim. Yanına pi koyalım. Ben hep öyle yapıyorum. Nasıl? Direkt 180'e bölüyorum. Ben onu bilmiyorum. Hayır, zaten pi ile içler dışlar çarpımı yaptığınızda yanına geliyor ya. Bu işlemi kafamdan yapıyorum diyorsun sen. Yok, kafadan yapmıyorum. Özür diliyorum. 180'e bölüyorum, o kadar. 180 ile orantılıyorsun o zaman, bölmüyorsun. Tabii, bölme dersen, tamam, oranlıyorum yani. Dersen, ama bizim yaptığımız o zaten, farkındaysan. Evet, bir sıfır gider. 2'ye bölelim 16, 2'ye bölelim 9, pi yanına gelir 16 pi bölü 9. Koray'ın dediği yöntemi bakalım. 96 bölü 180. Şey, sürekli formülü yazıyorsunuz ya. Onu diyorum. Öğrensinler diye çocuklar. Neyse. 12'ye bölelim 8. 12'ye bölelim 15. Doğru mu? Evet. Yanına pi getirin. Eksi 8 pi bölü 15. Çocuk var. Al, Koray'ın yöntemi çok daha kolay. Aynı şey aslında. Olsun. Peki eğer radyan cinsinden verilirse bunu dereceye nasıl çevireceksiniz? Bu sefer o yönteme hiç gitmeyin. Direkt radyanın yerine 180 yazın zaten. 20 80 derece. Hı hı. 180 yazın. 90 eksi 270 derece. Hı hı. 180 yazın. 360 derece. 180 yazın. 15, 105 derece olacaktır. Şimdi esas ölçü denilen kavrama geliyoruz. Koray. Buyurun hocam. Bu kalem şu anda, şimdi kameraya dönük diyeceğim ama çocuklar tersten görüyorlar. Görüntüyü nasıl görüyorlar? Evet, tamam. Normal görüyorlar. Normal görüyorlar değil mi? Evet. Çocuğu, doğru. Biz yukarı baksak ters. Bu şu anda şöyle yapalım. Tamam, şöyle yapalım. X eksenini görüyor değil mi, tamam, kalemin ucu? Ben bunu çevirdim. Şu anda bir iş yapıyorum ben. Kalemi oynatıyorum değil mi yerinden? Hı-hı. Oynattım. Geri dönüp bir bakıyorum. Niye bir arfa boyu kadar yol almamışım. Neden? Başlangıç noktasına geri döndüm. Yani, hı-hı, açısal bir konum değişikliği var. Fakat sen bu açısal değişikliği tam olarak 360 derece yaparsan bulunduğun şekil değişmiyor. İşte bilim adamları da demişler ki ha 1 derece gitmişsin ha 361 derece. Konum değişikliği aynı. O zaman ne yapalım? Esas ölçü denilen bir kavram getirelim. Ve şunu hesaplayalım. Açısal bir döngü yapıyorsun, doğru. Ama ben bunun içerisindeki 360'ları atıyorum. Niye? Bir işe yaramıyor çünkü. Fakat aklımın kenarında da tutacağım. Bu kadar tur attı. Yoruldun sonuçta değil mi? Evet. Bu kadar tur attı ve bu kadar derece gelip durdu. Bunu nasıl yapacaksınız? Verilen açıyı 360'a böleceksiniz. Tam sayı kısmı bize
tur sayısını verecek. Hı hı. Şu kalan kısımsa bize esas ölçüsünü, artan açıyı verecek. Mesela burada alfa dönmüş. Hop buraya kadar mı gelmiş? Hı hı. Bu da alfadır. 100 tur atsın fark etmez. Gelip de şu açıklığı elde ederse hepsi nedir? Alfadır hı hı. diyebiliriz. Mesela 120 derece ve 3120 gibi bir şeydi bu. Ah Bekir. 3120 hocam, derecenin 3120 ya da 1200 evet bir şeyler hep eksik olmuş. Eksik oldu. Bizim Bekir de. Var ya. 3120 derecenin esas ölçüsü. Peki bir dakika. 120 derecenin esas ölçüsü nedir? Kendisidir. Kendisidir. Eğer açı 0-360 aralığındaysa zaten kendisi esas ölçüdür. Hatta şöyle diyelim. Hop 0-360. Bu aralıkta ise kendisi. Ama büyük bir açıysa hemen bunu 120'ye özür diliyorum. 360'a böleceksiniz. Hı hı. 5 sefer desek 6, 7, 8 sefer 2400, 9, 2700, 8 sefer var. 8 kere 0, 0. 6 kere 8, 48. Elde var 4, 24, 28. 0. 12'den 8 çıktı 4, 10'dan 8 çıktı 2. Bitti mi? Hı hı. Bitti. Bu şu manaya geliyor. Bu açı 8 tam tur atmış. Sonra 248 derece 240 derece nasıl okuduysam ondan 240 derece dönmüş ve kalmış. Bu bir. Ama şunu da gösterelim. Açı pozitif yönde hareket etmiş. Neden gösterdik? Çünkü bu açı negatif yani. Yön. Yani bu açı böyle çıkacak yola. Açı negatif olduğu zaman ben direkt olarak şunu yapıyorum. Bu açıya kaç tane 360 eklersem pozitif olur? En az 2 tane. Yani 720 mi eklersem? Evet. Hemen 720 ekleyeyim. 720'den 542 çıkarmam lazım. 10'dan 2 çıktı 8. 1 mi kaldı buradan? 11'den 4 çıktı 7. Değil mi? 178. Bu açı 178 derecelik esas ölçüye sahiptir. Yani bu açıyı pozitif yapacak en küçük tam sayıyı eklersen 360'ın katını özür diliyorum. Hı-hı. Zaten esas ölçüyü bulmuş oluruz. Uğraşmana gerek yok. Ama az önce zaten kağıtta bir not vardı. Esas ölçü negatif olmaz diye. Bunu şöyle de düşünebilirler. Bir bölme işlemi yaptığımızda kalan sayıyı negatif bulabilir miyiz hiç? Bulamayız. Hani o şekilde de düşünebilirler onu. Ya burada genellikle konuyu farklı yerlerden dinleyici öğrenciler kafaları şöyle karışabiliyor. Mesela bir öğretmen şöyle anlatabilir. Haklı olarak bu da bir yöntemdir çünkü. Eksi 2142'nin esas ölçüsünü bulunuz. Hı hı. Şimdi adam geliyor 2142'yi 360'a bölüyor. Evet. Yapabilir. Bu da bir yöntemdir. Dikkatli takip edin. Kaç sefer var? 5 sefer var. 1800. Doğru mu? Doğru. 2, 4, 11'den 8 çıktı. 3 mü? 342. Hı hı. Ama dikkat edin diyor. Bu eksiydi. Kalan eksi 342. Ha. Yani ters taraftan 342 gideceksin. O zaman 360'dan 342'yi çıkar. Esas ölçümüz kaç olacak? 18 derece. Bu da anlatılan bir yöntem olduğu için kafanız karışmasın diye söylüyorum. Ha, siz normalde işlem yapıp kavan içiyi 360'dan çıkartırsanız zaten bulacağınız sonuç hep pozitif olacaktır. Negatif açılarda böyle bir yöntem kullanabilirsiniz. Peki. Şimdi bunların esas ölçülerini radyan cinsinden. Hmm. Koray, 360'a bölüyoruz değil mi? Evet. Radyan olarak karşılığı nedir 360'ın? 2π'dir. 2π'dir. O zaman 14 pi bölü 9'u 2 pi'ye böleceksin. Şimdi tamam. Bölme şöyle yapılır. Paydada rasyonel varsa karşıya gönderilir. Hani içler dışarı çarpma gibi buraya gönderildi 18 pi. Hı hı. Şimdi bu bundan küçük değil mi? Küçük. O zaman bölünmez. O zaman bu zaten esas ölçü. Sorun var mı? Hayır. Geldik bunun esas ölçüsünü bulmaya. 26 pi. 2 pi'ye mi böleceğim? Hı hı. 13 defa vardır. 13 defa var. 26 pi 0. Esas ölçüsü ne? 0. 0. Zaten 2 pi'nin katı 360'ın katıdır. 0'a denk gelecek. Esas ölçüsü 0'a denk gelecek. Eksi 4 pi bölü 5. Az önce negatif açı için ben sana ne demiştim? Pozitif yapana kadar ekliyorduk. Ne ekliyorduk? Bu sefer 2 pi ekleyeceğiz. 360 ekliyorduk. O zaman 2 pi ekleyin arkadaşlar. Hop 6. Kaç oluyor? Çok durdu kafartı. 6 pi bölü 5 esas ölçüsü. Dereceye çevirmenizi isterse bulursunuz. Bu bir şey söyleyeceksin. Evet bir şey söyleyeceğim. Radyanlarda esas ölçü bulmak bazen biraz zor olabiliyor. Derecede hı-hı. daha basit. Hani hı-hı. üşenmezlerse çaresiz kaldınız diyelim. Radyanı çevir dereceye. Sonra derece karşılığını bul. Ondan sonra onu radyanı çevir. Yani örneğin burada şimdi buraya pi yerine 180 yazsam 180 bölü 5'ten 36. Doğru.
Eksi 4 ile çarptım. Eksi 144. Eksi 144 derece olamayacağına göre 360 ekledim. Karşılığını buldum. Ve oradan da 216 geldi. Onu da çevirdim. Bu geliyor. Güzel. Ama öyle yapmayın. Ayıp ya. Neden? Eksi 37 pi bölü 7. Tamam. İşlemlerden üşenmezlerse. Hayır, 7 var. Ha, 7 var. Bilmiyor. Bölünmeyen değer çıktı. Genel olarak Kore'nin dediğini yapabilirsiniz Gölöpçüm. Genel olarak Kore'nin dediğini yapabilirsiniz. Ama bazen öğretmenler paydaya 360'ın böleni olmayan bir sayı verebilirler. Ya burada bazen öğretmenler şey anlatıyor ya. Çok ezber mi? Paydanın iki katını al, ona böl, ona, kalanını ona, yap. Dikkat edersen hala bunu söylemedim ben. Evet. Ona karşı çıktığım için ezbere yapmanızı istemiyorum. Şimdi de gene benzer bir mantık. Eksi 17 pi bölü 2 çok düşük bir değer aslında bu. Bunu esas ölçüsünü almak için 360'ın katını ekliyordunuz ya, diyeceğim ki 2 pi'nin katını ekleyin. Bu 8.5, eksi 8.5 gibi. O zaman 10 pi ekleyeceğiz. 10 pi ekleyeceksiniz. 2 pi'nin katını pozitif yapana kadar. Hop, 3 pi bölü 2. Evet. İşte size esas ölçüsü. Mesela daha gıcık bir değer. Hadi eksi 37 pi bölü 7. Şimdi bu yaklaşık 5'ten biraz büyük. 5'ten biraz büyük. 6 pi ekleyeceğiz. 6 pi, 2 pi'nin katını ekleyin. 42. 5 pi bölü 7. Hemen esas ölçüsünü bulursunuz. O iki katına bölün mantığı da şuradan geliyor. Hadi şunu bir de mesela çok seviyorum bir projeyi tutsun. Mesela 73 pi bölü 7. Bunun esas ölçüsünü nasıl anlatacak öğretmenleriniz? Paydanın iki katına bölün diyecek ya. O da şu sebeple deniyor. Bakın 73 pi bölü 7'yi aslında 2 pi'ye bölüyorum. Evet. Bölmede ne dedim? Şu sayı karşı tarafa gider, 14 pi olur. Böylelikle rasyonellikten kurtulduk. 73'ü 14'e bölersek 5 sefer var. 70 pi kalan 3 pi mi? O paydadaki sayıyı geri getireceksin. Çünkü sen aktarma yapmıştın. Aslında orada karşıdaki olay şu. Şu bölme işlemini hani karşıya gönderme ya da yine kafaları karışmış olabilir. Mesela burası kaçtı? 2 pi'ye bölüyorduk. Her iki tarafı 2 ile çarptığımızda sonuç değişmeyecek. Değil mi? Şunu aşağıya gönderiyorum ve sadeleşiyor aslında. Yani buradaki 7 aşağıya gelmiş oluyor. Yo, zaten direkt bölmede geliyormuş, bölmede onu fark ettim. Evet. Yazarken öğrenmek bu olsa gerek. Direkt bölmede geliyormuş. Peki. Esas ölçüsü 70 derece olan en küçük açı bir kere 70 derecenin kendisidir. Doğru. Ama en küçük 3 tane açıyı diyor. Bu birinci. İkincisi, buna 360 eklerseniz ortaya çıkacak sayı, yani 430 derece. Hı hı. Üçüncüsü, buna gene 360 eklerseniz o açı. Açı. 790. Doğru mu Esam? Sen burada işlemlerime bak. Bilmiyorum, laf yetiştiriyordum size. 790, 430, 70. 3 açının toplamı. 500, 1290. 0, 12, 9. Ben çay kahve falan içeyim. 1290 doğru cevap. Peki. Hadi bakalım. Biraz da mantığımızı konuşturalım. 1200 metrelik dairesel pistte K noktasından ok yönünde koşmaya başlayan Koray Şener 990 derecelik açı yapınca duruyor. Buna göre Şener kaç kilometre koşmuştur? Şimdi dairesel pistin etrafı 1200 metre. Hı hı. Ama 990 derecelik açı. Hemen esas ölçüsünü bulalım. Esas ölçüsü, yani ne diyorum ben? 360'a böleceğiz. 2 sefer mi var Koray? Evet. 720, 270. Evet. Yani 2 tur atıyor. Hı hı. Bakın. Şöyle yapalım mı? Olimpiyatlar da öyledir aslında, sürekli. Tur atıyor, var duruyor var. Birinci tur 1200 metre koştu. İkinci tur bir 1200 metre daha koştu. Doğru mu? Evet. Üçüncü tura gelmeden 270 derece koşuyor. Yani şunu kastediyor. Şuraya geliyor duruyor 270 derece koşarsa. Hı hı. Yani 4'te 3'ü kadar mı koştu? Hı hı, doğru. 1200'ün 4'te 3'ünü bulalım hemen. 900. O zaman Şener Bey'in koştuğu 2400-3300 metredir diyebiliriz. Evet. Sorun var mı buradan? Durduğu noktanın başlangıç noktası onun uzaklığı. Durduğu nokta burası. Hı hı. Burası eğer başlangıç noktasına pist üzerinden uzaklığını soruyorsa 4'te 1'i değil mi? 400 metre. Hı hı. Ama yok, en kısa uzaklığı hocam, soruyorsa. 300. Niye 1200'ü 4'e böl? 300 de oluyor. Öyle 400 de oluyor değil mi? Peki en kısa uzaklığını soruyorsa orada çemberde uzunluk devreye girer. Şu x dersek x kök 2 olacaktır ama dairenin çevresini çözeyim mi burada? Yani 2 pi r eşittir. Ama orada pi'yi 3 alınız diyecek de hani. 1200 derse r buradan 600 bölü
pi çıkar. Tamam, çok iyi biliyorsunuz. 600 bölü pi'nin kök 2 katı. Yok, özellikle söylüyorum. Evet, evet, güzel sorular olur oradan yani. Kök 2 katı öğretmeniniz sorabilir. Çünkü neden? Kardeşim sizler bunları biliyorsunuz. Ortaokulda öğrendiniz. Yani x, x, x kökü. Hatta lisede de gördünüz. Hı-hı. Bu kenarların işte Pisagor bağıntısını vesaire deyip sorabilirler. Güzel bir soruydu Koraycığım. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, yeni videolar geliyor. Trigonometri ne yazık ki uzun soluklu bir konu. Tek seferde öğrenemezsiniz. Kesinlikle acele etmeyin zaten. Öncelikle öğrendiğiniz bilgileri biraz sindirmeye çalışın ve üzerine yeni bilgileri zaman içerisinde ekleyin. Hepinize başarılar diliyoruz. Henüz abone değilseniz hemen abone olup bildirimleri açın. Yeni videolar geliyor.